daha yaygın adıyla Paskalya Adası olarak bilinen Rapa Nui Adası'nda Moa heykelleri denilen bu olağanüstü taş anıtlar bulunur. Bu heykeller 21. yüzyıl bağlamında kültürün kırılganlığını anlamamıza yardımcı olabilir. Bir arkadaşım anlatmıştı. Moa heykellerini ilk kez Vaka adı verilen geleneksel çift cidarlı Maori yelkenlisinde yaptığı bir seyahat sırasında görmüş. Kıyıda sıralanmış heykellerin bazıları adanın iç kısmına, diğerleri ise denize doğru dönükmüş. Kıyıya vardıklarında çeşitli seremoni ve ritüellerle, Mua heykelleriyle tanışmalarını inanılmaz bir deneyim olarak anlatmıştı. Geleneksel bir tekneyle Rapa Nui adasına varabilir ve adayı geçtiğimiz yüzyıllardaki haliyle görme şansını yakalayabilirsiniz. Bu sayede adanın geçmişinden günümüze yansıyanları ve belki de duyduğunuz, okuduğunuz hikayelerden bildiğiniz yerleri yakından inceleyebilirsiniz. Polinezya üçgenini tamamlayan Rapa Nui böyle bir yer. Açık deniz veya okyanus kimi zaman bir engeli çağrıştırsa da aslında okyanusu birçok şeyi birbirine bağlayan bir yer olarak görmekte mümkün. Pek çok yerleşim bölgesi ve insanıyla Pasifik okyanusunu kıta olarak görüyoruz. Moa heykelleri de bu mirasın ve kültürün simgesi olarak oldukça önemli unsurlar dik duran, halen yatık şekilde olan, bazı kısımları yerin altında olan, bölgedeki kaya yapısına karışmış olan pek çok Moa heykeli bulunmakta. Adanın yerlileri, dik duran heykeller aracılığıyla çeşitli seremoni ve ritüeller eşliğinde atalarıyla bağlantı kurduklarına inanıyorlar. Atalarıyla kurdukları bu bağlantı, Rapa Nui'de yaşamış olan halkların yıllar içinde çektiği acılar düşünüldüğünde oldukça değerli olmalı. Burada hem ağaçlar yok edildi hem de halk kolonicilikle birlikte köleleştirildi. Moa heykellerinin gözleri yok ve bazıları da devrilmiş halde. Pasifik bölgesinde geleneksel sistemlerin çoğunun devrilmiş olduğu düşünülünce, heykellerin gözlerinin olmaması, kimisinin devrilmiş halde olması aslında halkın güçsüzleştirildiğinin güçlü bir sembolü. Rapa Nui halkı yıllar önce dik konumda olan Moa heykellerinin restore edilmesi ve devrilmiş halde olanların da korunmaya alınması için yardım çağrısında bulunmuşlar. Rapa Nui, her ne kadar çok uzak bir konumda bulunsa da Moa heykelleri sayesinde oldukça bilinen bir yer. Hatta UNESCO'nun Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Bu yüzden dünyanın her bölgesinden insanlar buraya akın ediyor. Turizm, hem ekonomiyi destekliyor hem de bu heykellerin ve kültürün korunmasına yardımcı oluyor. Tabii bunun bir de bedeli var. Ada halkı kendi kültürlerine karşı yükümlülükleriyle karınlarını doyurmak için zamanın gerektirdikleri arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Moa heykellerini orada yaşayan halkın cesur atalarının vücut bulmuş hali olarak değerlendirebiliriz. Onlar adanın ilk sakinleriymiş ve var olup olmadıklarından bile emin olmadıkları adalara ulaşmak için zamanında olağanüstü bir yolculuğa çıkarak büyük bir risk almışlar. Bu bölgedeki ada gruplarına baktığımızda kolonicilerin dili olan İspanyolcanın konuşulduğu Rapa Nui adasını, Fransızca konuşulan Mangareva adasını ve İngilizce konuşulan Yeni Zelanda'yı, Moari dilindeki adıyla Oteroa'yı görüyoruz. Ortak dil ise Yeni Zelanda'nın yerli dili ve İngilizcenin yanı sıra resmi dili olan Maori dili. Cook adalarına ve Tahiti'ye doğru doğu tarafına gidildiğinde bu dili konuşanlar yine birbirini anlayabiliyor. Ancak o bölgelerde bu dil daha hızlı konuşuluyor. Ortak bir dil olması bu ada gruplarının seyahat halinde olduklarını ve tamamen soyutlanmış topluluklar olmadıklarını gösteriyor. Eski zamanlarda bu ada grupları arasında her zaman bir iletişim olduğu, Oteroa'ya gelip adasına geri döndüğünde ada halkına Oradaki kültürü anlattıkları düşünülüyor. Rapa Nui halkının kültürlerini yeniden ortaya koyma, kültürleriyle yeniden etkileşime geçme çabaları Polinezya genelinde bu anlamda gösterilen tüm çabaların bir sembolü. Ancak daha geniş çaplı düşünecek olursak bu konuda dünya genelinde üstlenilmesi gereken bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Dünya çapındaki evrensel müzelerin kültürlerin korunmasında oynadığı rol oldukça karmaşık ve bir o kadar da önemli. Fransa, Amerika ve İngiltere'deki Pasifik adalarından objeleri barındıran geniş koleksiyonlara sahip müzeleri düşünmeden edemiyorum. Bu eserleri koruyup araştırma için insanlara sunuyorlar ama bu durumda bu eserler evlerinden çok uzakta bir yerde tutulmuş oluyor. Tehlike altındaki kültürler azınlık kültürleri arasında yer alıyor ve azınlık kültürlerin hakim kültürlerin dostluğuna ihtiyacı var. Bu yüzden eğitim kurumları, müzeler, üniversiteler, okullar ve devlet kurumlarına azınlık kültürlerin yeniden canlandırılmasında önemli bir rol düşüyor. Dünya çapında yayılan, yağmalanan, satın alınan, iyi niyet göstergesi olarak verilen, bir şekilde değiş tokuş edilen bu Taonga adı verilen nesne ve eserler zaman içinde kaynak kültürlerinden koparılmış oldu. Bu eserler özellikle Avrupa, İngiltere ve Amerika'dan tüm dünyaya yayıldı. Maori halkının Taonga adı verilen bu eserlerle yeniden bağ kurma isteği giderek artıyor. Peki nasıl yeniden bağ kurabilirler? Eserler ülkelerine iade edilebilir. Dijital teknoloji eserlerin sahibi olan adı halkını sadece belli bir noktaya kadar tatmin edebilir. Eserlerin fiziksel anlamda ülkelerine iade edilmesi, kültürün yeniden canlanmasına yardımcı olabilir. British Museum'da biri oldukça büyük olmak üzere iki MOA heykeli bulunmakta. Bu heykeller Londra'da değer görüyor ancak evlerinden oldukça uzaktalar. Bu oldukça karışık bir konu. Çünkü müzenin dünya çapındaki kültürlerden sanat eserlerini sergilemeye odaklı evrensel bir kapsamı var. Ayrıca karşılaştırılabilecek ve incelenebilecek geniş bir kültür yelpazesine sahip olması da oldukça yararlı bir durum. Ancak bu durumda eser kültüründen soyutlanmış oluyor. Heykeli cansız bir nesne olarak değil de manevi bir hayatı olan bir figür olarak düşündüğümüzde bu durum daha da önemli hale geliyor geçmişine ait değerli bir eseri kaybeden ada da bir bedel ödemiş oluyor. Müzelerde sergilenen Taonga adı verilen bu eserlerin ve nesnelerin kendi kültürlerini, tarihlerini, kendi dilleri aracılığıyla anlatması gerektiği düşünülebilir. Ancak bir kurumun bunu sağlaması oldukça zor. Çünkü kurumun ilk ve öncelikli olarak kendi halkına hitap etmesi gerekiyor. Tabii Maori halkından olan müze yöneticileri ve kendi kültürel geleneklerini devam ettirip müzecilikle ilgilenen insanlar da var. Maori halkından olan müze yöneticilerinin hem yerli halkın hem de bağlı oldukları kurumların beklentilerini karşılamaları bekleniyor. Bu pek de adil olmayan bir yük. Bu noktada müzelere daha çok sorumluluk düşüyor. Müzelerin yalnızca kültürel eserleri önemseyen ve sergileyen kurumlar olmakla kalmayıp, sergiledikleri eserlerin oluşturulduğu kültürlerin ihtiyaç ve taleplerine karşı da daha açık ve duyarlı olmaları gerekiyor.